geldiniz. Arkadaşlar ben size bugün video çekmeyecektim. Yürüyüşten geldim. Fırtına felaket. Ona rağmen 6,5 km yürüdüm. Gerçekten beyin sarsıntısı... Beyin sarsıntısı yaşamış olabilirim. Kulağımdan veya burnumdan akıp gitmiş olabilir, bilmiyorum. Ama bir aydınlama geldi bana ve dedim ki ben aslında neler yediğimi neden çekmiyorum da her zaman böyle değişik şeyler kasıyorum. Bu hafta Nafia bir hafta boyunca neler yiyor? Sosyetik mi besleniyor bu kız yoksa bu kız yemek yemiyor mu? Az sonra. Bir hafta boyunca neler yediğimi çekeceğim ve gerçekten veganların aslında ne kadar dümdüz beslendiğini göreceksiniz. Ama dışarıda yediklerimi çekmeyeceğim, sadece evde yaptıklarımı çekeceğim. Çünkü canım öyle istiyor. Başka bir açıklaması yok. Mesela bugün barbunya yapacağım. Yazın ayıklayıp derin dondurucu attığım barbunyalarla bir takım domates sosları ve soğanları birleştirip barbunya yapacağım. Malzemem barbunyam çok olmadığı için içine patatesli havuç da koyacağım. Eğer çok barbunyam olsa da aslında var ama hepsini yapmak istemiyorum. Porsiyon porsiyon ayırmışım. Azıcık yapmak istiyorum. Çünkü diğer porsiyonu da başka bir yokluğa kullanmak istiyorum. O yüzden patatesli havuçla çoğaltacağım. Normalde sadece barbunyalı ve sadece domatesli bol soğanlı yapmayı seviyorum. Bugün biraz da yemeği çoğaltmak babında ürün yerleştirme yapacağız. Patatesli havuç gibi. Yanına pilav yapalım ve böylelikle bugün Nafia neymiş görmüş olalım. Haydi başlıyoruz. Lay 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 lay. Su kaynıyor ama sesim geliyor mu? Ay suyun kaynamasını da bekleyemeyeceğim ya, konuşmak istiyorum. Ben bu videoda şeyi kırmak istiyorum. Veganlık pahalı. Ya sanıyorlar ki her vegan her gün vegan köfte, vegan peynir, vegan süt, vegan şeyler yiyorlar. Ya yemeyelim, hiçbirimiz yemiyoruz ya. Yemiyoruz, sebze yiyoruz, bakliyat yiyoruz ya. Kuru fasulye pilav yiyorum haftanın 3 günü ben. Lütfen arkadaşlar kıralım bu algıları hep beraber. Yapalım barbunyamızı. Tariften ziyade nüanslar vereceğim size. Dokunuşlar. Tarifi kim ne yapsın? Aç yemekler, mis yemek... Bilmem neler. Aç yaz Google'a bul doğrusunu gerçeğini. Ben burada size yanlış bilinen gerçekleri düzeltmeye geldim. Öncelikle çok azıcık böyle bir yoğurt. Benim de beynim yandı. Gerçekten rüzgar geçmiş. Çok azıcık kalmıştı sosum. Domates sosum. Ben onu suyla çoğaltacağım. Onu kullanacağım. Şimdi çalkalarken inşallah bazen böyle vakumluyor kendini. Boşa gitmesin. Salça da çıkaralım mı? Ay 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 yedi beni. Taktım ben bu şarkıyı. Geçen şöyle kenarından köşesine hafif bir küflenme mevzu bahiste. Eğer size küflenmeye yakın bir şeyiniz varsa hemen zeytinyağı. O küfü alın şöyle kenardan. Çöpe atın. Güzelce temizleyin o bölümü. Temizleyerekken peçeteyle şöyle temizleyin. Sonra zeytinyağı koyun arkadaşlar. Zeytinyağı küflenmeyi önler. Bu da benim bildiğim umarım doğru olan bir gerçektir. Şimdi ben barbunya yapacağım. Bir yandan sohbet bir yandan barbunya pilav. Başlıyoruz. Şu an bu açıdan yapmak istiyorum. Canım bu açıdan sizle konuşmak istiyorum. Şu tavaya düdüklüyü alacağım diye kocam gille ne kavga ne dövüşler. Artık şöyle diyorum yani. Ben düdüklü tencere istiyorum. Ben 2 saat nohutun şeyin pişmesini istemiyorum. Nohut dediğin 15 dakikada da pişse ne olurdu? Aile ekonomisi falan derken epey bir tartışmıştık. Yani tek taraflı ben tartışıyorum kendi kendime. O da diyor ki yani gerek var mı o kadar para vermeye falan. Sonra aynı tartışmaya yer için o yuvarlak süpürgeler var ya otomatik. Onlar için de yaptık. Ve bu savaşların hepsini kazananı ben oldum ve inatla onları aldık. Bizi bilen bilir. 50-50 bizde her şey. O yüzden bir şey alırken mutlaka tartışırız. Bir tarafa mantıklı gelmeyince bir şeyler konusunda ilerlemek oldukça güç oluyor. O yüzden ikimize de mantıklı gelmesi gerekiyor alınan şeylere. Çünkü en nihayetinde bu bir ev. Bu evde 2 kişiyiz. Bu evdeki her şeyden 2 kişi sorumlu. Maddi, manevi her şeyi beraber eşit derecede yaptığımız için. İkimizin de içine sinmesi önemli ama mutfak benim alanıma girdiği için kolay kolay içine sindiremedim. Ama aldıktan sonra bir rahatladı. Ben 5 dakikada mutfaktan çıkar oldum ya. Yemek pişiyor, her şey pişiyor. Bunda sarma yaptık mesela. Lops diye pişti. Lops diye her şey pişiyor. Nohutlar pişiyor 5 dakikada bilmem ne falan. O yüzden düdüklü masraf değildir. Masraftan kurtaran bir şeydir. O yüzden düdüklünüz yoksa marka vermiyorum bak. Düdüklü alın. Ay 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 yedi beni. Vegan sanal özellikle. Çünkü şeylerin pişmesi çok zaman alıyor ya. Bakliyatların pişmesi çok zaman alıyor. Salça koyalım. Düdüklünün en güzel şeyi de böyle yemeği karıştırmak. Bilmem ne yok bir de. Oh be sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Tuzumuz, normal tuzumuz kalmadı şöyle. Biraz şundan koyacağım. Sarımsak uğraşamayacağım. Rendelemekte tozunu atacağım. Bu arada biliyorum normalde barbunya böyle yapılmayabilir ama benim canım bugün böyle barbunya yapmak istiyor. Çünkü barbunya barbunya oldu diye ben geleneksel bir şekilde yapmak zorunda değilim. Sebze tozu da koymak istiyorum. Kimyon da koymak istiyorum. Yetmez. Karabiber de koymak istiyorum.
Yetmez. Tatlı kapya da koymak istiyorum. Baharat şov yapmak istiyorum. Neden? İstediğimi yaparım. Çünkü benim yemeğim. Benim damak tadıma uymalı. Ve herkesin yaptığı gibi yapmak istemiyorum. Çünkü zaten domatesim yok. Domatesim olsa bol bol domatesi ben de koyardım. Ama böyle hazır her şeyi biraz pratik ve hazır bir şekilde yapacağım. Bunu hiç böyle bekletmeden her şeyini karıştırdım. Sadece soğanı biraz kavurdum ve biraz salçayı öldürdüm diyelim. Şimdi kapatacağız. Altını açacağım ve 2-3 çizgisi tamamını çıkınca kısacağız. 15 dakikada hazır olacak. Yanına da hemen pirinç pilavı yapacağım. Pirinçlerimi yıkadım. Pirinci suda bekletmek gerekiyormuş. Bilmem ne astini açığa çıkarıyormuş. Ama ben her seferinde sabah koymayı unuttuğum için iyice yıkayıp direkt pişiriyorum. Pilavı yaparken çekmeyeceğim. 1 su bardağı pirinci yağda kavurup, zeytinyağında kavurup 1,5 su bardağı sıcak su ekleyip altına kısıp 20 dakika bekleteceğim. Artık pirinç yapmak benim için şu. Gözüm kapalı yapıyorum çünkü her gün yapıyorum. Her gün pirinç pilav, her gün pirinç pilav. Bu evde yemek olmaz pilav olur. Çünkü böyle. İlk ben de şey sanıyordum, vegan olan insanların çok zengin olduğunu düşünüyordum ve devamlı böyle sosyetik hani sosyetik menüler yapıyorum ya, hep böyle besleniyorlar sanıyordum ve diyordum ki yani gerçekten veganlık zor. Yani hep öyle şeyleri nasıl yapacağız? Yok işte biliyorsunuz pirinç roller, yok işte tofular, tempeler falan yapıyorum ben de. YouTube kanalı için yapıyorum. Ve bana da iyi oluyor. Arada değişiklik oluyor ama o videoları haftada bir yüklüyorum. Yani ve şöyle düşünün, ben o videoları atıyorum 2 haftada bir falan çekiyorum. Öyle şeyler yapıyorum. Düzenli olarak beni mesela Instagram'dan takip ettiğinizde benim çok dümdüz beslendiğimi zaten göreceksiniz gayet. Sizden daha normal besleniyorumdur. Siz benden daha sosyetik veya şey besleniyorsunuzdur, öyle diyeyim. Hiç öyle şeylerim yok. Ne yediğimin pek bir önemi de yok. Karnımın doyması benim için önemli ve yeterli. Ama bu algının acilen kırılması gerekiyor. Ve bu algıyı acilen ben kıracağım şimdi. Tabaklarımı getirin arkadaşlar. Evet, sen getir yavrum. Hazırladın mı? Böyle bir arkamda bir insan olmasını isterdiniz ama yok. Tek başımayım. Oh, 20 dakikada hem pilavım pişti tane tane hem de barbunya. İşte düdüklünün farkı arkadaşlar. Düdük bir yatırımdır. Sen düdük seversin, sevmezsin. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ben düdüklü tencere kazanayım. Bunu aldığım gün yeniden doğduğum gün.com. Oh, oh, yemeğimiz pişmiş. Buharlı buharlı. Oh, buhar üstünde. Mis mis. Ah, bu veganlar dümdüz barbunya yiyecek. Ne güzel renge bak, renge. Salça iyi gelmiş bak, rengini çok güzel döndürmüş. Ah, bu veganlar ne yiyor? Ne yesinler ayol? Dümdüz. Ay, bana masaj geldi. Ama masaj. Dümdüz barbunya yiyeceğim. Dümdüz. Kepçeyle koyalım gari. Gari de gari. Şuna bak. İşte bakın. Buyurun efendim. Hatta ne yapalım? Hemen. Şimdi oldu yapalım. Çünkü biliyorsunuz bir nafia kişisi şimdi oldu yapmadan yemek yiyemez. Bu da nafianın her yemeği yeme tarzıdır. O yemekler böyle karışıyor arkadaşlar. Mis gibi barbunya pilavımız hazır. Bunu yiyeceğim. Yanına da acı turşusunu koyar. Yani ben kişisi. Herkes değil tabii. Onu da koyayım. Acı da çok seviyorum. Acı. Ağzım sulandı. Turşu candır. Her turşu candır da acı bir fena ya. Acının da şeyi ayrı. Of, intihar turşusunu da koyduk mu? Tamam. Bu kadar basit işte. Dümdüz yemek. Dümdüz yemeğimiz hazır. Çok sıcak ama bir tadayım hemen. Yorum yok. Efsane. Başka bir menüde devam ediyoruz. Haftalık yemeklerimize devam ediyoruz. Şimdi sırada çok güzel sirkeli bir lahana yemeği yapacağız. Ben de ilk duyduğumda sirke mi, lahana mı, zaten lahana ayrı dert, sirke ayrı dert falan demiştim ama bir diğer yemeğimizde çok sık yaptım. Hatta iki videomda daha vardı. Mercimekten krep yapacağız ama bu sefer sebzeli yapacağız. Siz sıkılmayın diye ben önceden havucumu, kapyamı, soğanımı, yeşil biberimi doğradım. Lahanalarımı yıkayıp bir güzel doğradım. Ve en önemlisi 1 su bardağı mercimek, kırmızı mercimeği 6-7 saat kadar suda beklettim. Onlar yumuşadı ve krep olmaya hazır kıvama geldiler. Hepsi birbirinden kolay, hepsi birbirinden maliyetsiz. Şimdi bana söyleyin, veganlık pahalı mı değil mi? Bu videodan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Her gün sanıyorsunuz tofu yiyoruz, yemiyoruz. Hadi söyleme ne yapıyor? Başlayalım hemen. İşte suda beklettiğim mercimeklerim burada. Hemen ölçüyü de göstereyim. Şunu ölçü baz aldığım için ve 1 bardak koyduğum için 1 bardağı
bir bardak su koyacağız. Hazır mıyız? Hemen blenderımı alıyorum bak hala. Suyunu süzdürüyorum. Tam olarak süzmüş değilim. İyice yıkamıştım zaten suya koymadan önce. Hemen mercimeklerimiz yere düşe düşe koyuyoruz. Sebzeli krep gibi düşünün. Ya ben bunu çok kolay buluyorum. İlk denememde cinnet geçirmiştim, videoyu izleyenler ve hatırlayan olacaktır. O yüzden artık elim çok alıştı. Yani ben yendim. Mercoları kaybetti, Nafia kazandı diyebilir miyiz? Bir su bardağı içme suyu ölçümüzü hemen ayarlayalım. Hemen ekliyorum. Bunu buzlatıyoruz. İki yemeği de aynı anda yapacağım ama önce birazcık şuna başlayalım. Güzelce kızdırdım. Yağını da aldım. Biraz havuç koyuyorum. Malzemeyi bile kıstım bak. Ekonomi. Her sebzeden birer tane var burada. Soğanı biraz sona bırakmış gibi oldum ama inan isteyerek yapmadım. Altını kısalım. Soğan da ekleyeyim. Bunlar ala dursun. Bir yandan diğer tavamın da altını açayım. Azıcık bol. Azıcık bol koydum. Çünkü öyle olmasını umuyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Çok az malzemeli olacak bu. Bunda da bir bütün soğan kalmış olsun. Kendimce yeteri kadar piştiğini düşünüyorum. Hemen karışımımı aldım. Ve bu karışımı krep gibi düşünerek etrafından gezdirmeye çalışacağım şöyle. Çok güzel. Evet, şöyle yayalım. Acele etmeyeceğim. Normalde krep tavasında yapıyorum, bilen bilir. Bu sefer krep tavasında değil, biraz büyük tavada yapmak istedim. Neden bilmiyorum, öyle oldu. Öyle uygun gördüm. O yüzden bu biraz. Yavaş yavaş arkalarını pişireceğim. Ters yüz edeceğiz. O sırada diğer yemeğimize devam edebiliriz. Soğanlarımız bir kere oldu. Bir avuç pirinç atıyorum. Ve karıştırıyorum. Ve lahanalarımızı ekleyebiliriz. Tariflerimiz çok pratik arkadaşlar. Biraz fazla lahanam var. Yavaş yavaş erirse ekleme yapabilirim. Yoksa kaldırırım dolaba kurulayıp. Sıkıntı yok. Tabii ki de suyumu kaynattım. Kaynar suyumu biraz pirinçler pişsin diye ekliyorum şöyle. Aynı zamanda buharıyla lahanalarımız da pişecek. Hemen bak, şu an mutfağa gireli çok az dakika oldu. Ama gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyorum. Bakın bu hemen şu şekilde pişmeye başladı bile. Tek korkum tavadan çevirmesi nasıl olacak? O yüzden tabak yardımı alacağım. Ama birazcık daha pişsin. Daha rahat olsun. Hiç acele etmiyorum. Ben bunu ilk yaptığımda cinnet geçire geçire yapmıştım. Şimdi favori yemeğim oldu ve daha da favori hale getirmek için sebzeli yapıyorum. Nohuta biliyorsunuz mercimeğe baharat, tuz koymuştum ama üstten biraz karabiber ekleyebiliriz. Ben genelde böyle kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Gördüğünüz gibi altı pişmiş. İnanın 2 dakika 3 dakika yani hemen oluyor her şey. Tabak yardım. Ah, üstten pişmemiş tabii. Hızlı olmak lazım. Şöyle. Bu şekilde ters yüz ettim. Şu anda bildiğiniz omlet gibi, sebzeli omlet gibi duruyor. Bu işlemi sebzelerim bitene kadar uygulamaya devam edeceğim. Yavaş yavaş pişecek. Altını çok açmadım. Bunun altı krepli tavanın altı biraz daha açıkken bunun altı daha yavaş çalışıyor. Ben her zamanki gibi çok acıktım. Dayanamıyorum ama bekliyorum tabii ki de. Bugün şu an biraz daha sakin bir Nafia var karşımızda. Niye bilmiyorum ama açlıktan herhalde. Sabah kickboks antrenmanım çok sert geçti. Bu da oluyor çok hızlı bir şekilde. Bir an önce yiyeceğim gibi duruyor. Gördüğünüz gibi mercimek ve lahanadan yemek yapıyoruz. Mercimeği, çorbasını, mercimek köftesini falan yapıyoruz ama inanın bu da çok lezzetli oluyor. Bir de benim mercimek köftesi tarifimi denemediyseniz vegan misafir hazırlamalık tarifler bölüm 2'de olması lazım. Kesin yapın, birebir ölçü. Hani hiç mercimek köftesi yapamayan biriyseniz kesinlikle o tarife gidin, aşağıda koyarım. Oradan tıklayıp da gidebilirsiniz, aramanıza ve zaman kaybetmenizi istemiyorum. Çünkü herkes hemen şimdi yapmalı. Ben gluten birazcık bana dokunduğu için şu ara yapmıyorum. Kinoa'dan falan deneyeceğim bir gün ama. Üşenmez de yaparsam bir gün deneyeceğim. Niye üşeneyim? Şu ara hiçbir şey üşenmedim. Ona mı üşeneceğim? Hadi artistik yapalım. Vallahi yaptım artistiğimi. Oh, bir daha yapayım. Acık bozdum. Acıcık ama çok az. Şimdi birazcık kalınca olduğu için içinin de pişmesi için hemen çevrilmesine rağmen 1-2 dakika daha tutacağım. Sonra aynı işlemi diğerlerine de uygulayacağım. Ben karışımımı döktükten sonra yapmadan önce her zaman şey yapıyorum. Bir tur daha çeviriyorum burada. Ki bazen katılaşabiliyor. Böyle bastığımda yeniden kullanıma hazır sıvı kıvama geliyor. Oo, birincisi hazır. Azaldıkça lahana ekleyelim.
Pirinçler aşağıda suyla pişsin diye henüz karıştırmayacağım. Hiç pişman etmez bu oyun gençler. Bunu yiyin. Aklınız başınız yerinde olsun. Kilo derdine son lahana. İsteyen nohut da, haşlanmış nohut da ilave edebilir. Ben etmeyeceğim çünkü haşlanmış nohutum yok ve haşlayacak gücüm de yok. Tüm güzelliğine bakar mısınız? Hemen oluyor, hemen. Çok hızlı pişiyor, tavanız güzel bir ısıya ulaştığında her şey çok kolay oluyor. Artık bu yemeğimizin karışma vakti geldi. Daha fazla lahana eklemeyeceğim, yeterli bu kadar bence. 2-3 malzeme soğan, pirinç ve lahana. Bir de balzamik tabii, o en önemlisi. Çünkü yoksa bu sıradan bir yemek olur. Siz isterseniz bu yemeğe işte havuçlu, başka şeyler ekleyerek de çeşitlendirebilirsiniz. Ben böyle bu şekilde bu kadar az malzemeyle de yeterli buluyorum. Pişmesi bitmiş gibi neredeyse de azıcık daha suyunu çeksin. Altını kıstım ve ben balzamik sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Sirkemizi döküyoruz. Bu soğuk soğuk da çok güzel oluyor, sıcak da çok güzel oluyor. Nasıl arzu ederseniz bunu birazcık beraber fırladı. Bütünleşmesini bekleyin. Çok değil yani. Soğuk seviyorum ben. Siz nasıl seviyorsanız öyle deneyin. Bu yemeğimiz de hazır ama bunu soğuyunca yemeği sevdiğim için şimdi yemeyeceğim. Hemen tadım zamanı. Bu kalp. Benden herkese gelsin. Yorum yazan herkese kalp yolluyorum. Yorumlarınız çok değerli ve çok önemli. Sayenizde bir sürü insana ulaşıyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Şöyle artık tabii yayabiliriz. Kalp yerini bulduğunu düşünüyorum. Kalplerim size, hepinize. Sevene sevmeyene. Yapacak bir şey yok. Herkesin seni sevmesini bekleyemezsin. Herkesin seni sevmesini beklemek hiç realist olmaz. Herkesin seni sevdiğini beklersin. Hem üzülürsün hem de hayal dünyasından çıkamazsın. Zaten herkes seni sevmesin. O işte bir abukluk vardır. Mesela ben herkes beni sevsin diye çok ponçik, çok cici olmayı da bilirdim. Ama olamıyorum. 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 Rol yapamıyorum. Neysem o. Ne kendimde ödün veririm takipçi için. Ne de yalanla dolanla da işim yok zaten. Hiçbir şeyde ödün de vermem. Neyse koyuz. Yaparız. Kötü olur. Kötü olmuş da deriz. Güzel olur. Yap diye ısrar da ederiz. Değil mi kızım? Şimdi sinirlenmeyin. Tamam ben de sinirleniyorum ama sakinliğimi koruyorum her seferinde. Arkadaşlar pizza gibi olmuş. Yemin ediyorum pizza gibi olmuş. Zaten ben bir kere bundan lahmacun yapmıştım yanlışlıkla. Öyle şeyler de yapabilirsiniz. O tariflerimi de izleyebilirsiniz. Ama artık bu konuda çok profesyonelleştim. Diğer yemeği tadacağım merak etmeyin. Uy, hadi bakalım. Evet, yeni bir menümüzle devam edeceğiz haftalık menümüze. Üstüm başımı değiştim çünkü tabii ki de günler farklı günler, çekimler farklı günler. Sabahtan beri temizlik yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 4 saat sürdü. Hatta tam 4 saat sürdü. Bir yandan da kettle kaynıyor. Kettle'lı bile bekleyemeyeceğim, konuşacağım. Bu temizlik için ne yapacağız? Abi bitmiyor. Temizlik yapıyorum, yine sağda solda bir şey görüyorum. Cinnet geçirmemek elde değil, çok zor. Eğer mesela atıyorum kocam gibi spor bey, takdir eden, halden anlayan, iyi niyetli, düşünceli, minnoş bir insan olmasaydı asla yapılacak iş değil. Asla. Yani hiçbir insan için kendimi bu kadar heba etmem. Akşam arkadaşa geliyor. Arkadaşına mahcup olmak için. Evin içinden geçtim resmen. Normalde de temizlik yapıyorum ama bazen misafirim geldiğinde kafayı yiyorum. Daha çok yapıyorum. Umarım siz de evinizde temizlik yapan her kimse, öncelikle kendiniz yapıyorsanız kendinize sevin, saygı duyun. Gerçekten çok büyük bir fedakarlık yaptığınızı ben biliyorum en azından. Sizi seviyorum. Zaten içimden geldiğinde yapıyorum. Çünkü o kadar da iyi bir insan değilim. İçimden gelmeden hiçbir şey yapmam. Birilerini memnun etmek için bu hayata gelmedim. Zaten birilerini memnun etmeye çalışırken memnun etmiyormuşum meğersem. İnsanların iyiliğini düşüne düşüne ne geliyorsa başıma ondan geliyor. İnsanlarla anlaşamıyorum kardeşim. Ben sizin iyi halinizi istiyorum diye sizin için fikirlerimi söylerim, destek olmaya çalışırım. Gelirler bana sen karışma derler. Bu yok, bu şekilde. O yüzden ne yaptım biliyor musunuz? Konudan konuya atlıyorum, biraz doluyum çünkü. Bundan sonra sadece ve sadece kendim için yaşamaya karar verdim. İnsanlar ne halde? Battılar mı, çıktılar mı, depresyonun dibindeler mi? Arkadaş benden bu kadar. Herkes kendi çukurundan kendisi çıksın. Merdiven uzatmak yok artık. Dost acı söyler, bazen acı acı konuşuyorum. Ama benim niyetim hep iyi haliniz, hep iyi olmanız için yapıyorum. Sonra bana geliyorsun, sen böyle beni kırdın. Temizlikten nereye geldik ya? Yine doldum taştım. Ben hazırlığımı yaptım. Patates, kabak. Bunları küçük küçük doğradıktan sonra fritöze atacağım. Güzelce yağlayacağım ama böyle air fry olduğu için fritöz diyorum ağız alışkanlığı. Yani şeyle yağsız pişirebiliyor. Ama ben biraz yağlayacağım çünkü tadı öyle güzel olacak. Ve daha önceden biliyorsunuz krep yaptım. Mercimekten krep yaptım 1-2 gün önce. Onların soğanı ve kapyası artmıştı. Üzerine biraz daha soğan ekledim. Ve bunları da yemeğimde kullanacağım. Nohut haşladım sabah. Zaman kazanıp sizi bekletmemek için ve etrafı daha değerli toplu bırakmak için nohutumu da haşladım. Böyle bir domates sosum var, salçam var ve çeşitli baharatlarımızla evinize başlayalım.
Bendeki hastalık çok fena. İnsanları motive etmeyi çok sevdiğim için devamlı sporumu vesaire online olarak paylaşıyorum. Özellikle genç kızlarımızı kickboks gibi dövüş sanatlarına yönlendirip kişisel özgüvenlerini kazanıp her yerde her zaman başları dik yürüsünler diye de kickboksumu sık sık paylaşıyorum ki insanlar bilsin yani. Kadınların yapamayacağı bir şey yok bu hayatta. Özellikle maalesef bu korkunç dönemde bazen insanın kişisel olarak kendini koruyabilmesi çok önemli. Benim hayatım motivasyon üzerine kurulu. İnanılmaz motive bir insan olduğumu düşünüyorum ve her konuda hırslı ve girişimciyim. Ya bir şeyi kafama koyarsam yaparım. Mesela küçükken benim karateye gitmek istedim. O zaman Jackie Chan vardı biliyorsunuz. Jackie Chan. İşte onun izleyerek böyle ben de karate yapmak istiyordum. Ama maalesef ailem bu konuda beni desteklemediği için ben de evlendikten sonra kickboksa yazıldım. Çünkü mükemmel bir kocam spor ve mükemmel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela benim hocam erkek. Bu ikinci abim kendisi. Ya Özgöz abim kadar severim. Ama normalde bazı erkekler kıskanç oluyor ya. Aa hocan erkekmiş. Aa gidemezsin. Aa bilmem ne bilmem ne. Özgüvensiz erkeklere sesleniyorum. Bunu sadece özgüvensiz erkekler yaptığı için onlarla muhatap oluyorum şu an. Arkadaşlar eğer sen kendine güveniyorsan, sevdiceğine güveniyorsan, pardon, kıskançlık nedendir? Ama şimdi beni aramanın sırası mı ya? Ne güzel gaza gelmiş. Aşırı hararetlenmiştim. Birden telefon çalınca benim hararetin aniden gidişi. Neyse. Özgüvensiz bir erkek arkadaşınız şimdi eşiniz varsa artık ona yorum yapma hakkı bende mi bilmiyorum ama böyle özgüvensiz erkeklerle çıkıyor ya kızlar. Böyle gayet aklı başında kızlar ki hepimizin muhtemelen bir tecrübesi vardır diye düşünüyorum. Ya bu erkekler hayırdır? Kimsiniz siz ya? Üzerimizde baskı kur, bizim kararlarımız üzerinde hüküm sürmeye çalışıyorsunuz. Biz bir şey istiyorsak yapamıyorsak ileride fiti fiti sizin burnunuzdan gelir. Arada bir bana da geliyorlar soldan. Niye gelmesin ki? Sonuçta ben de bir insanım. Dolup taşabiliyorum. Önce kendi iyi halinizi oluşturun. Kendi memnuniyetinizi sağlayın. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu hayattan beklentinizle. Özellikle hayat arkadaşınızı seçerken 10 kere düşünün. Zeytinyağımı koyuyorum. Elimi kullanmıyorum Ümmü Gülsüm. Sevinebilirsin. Biraz tuzumuzu da koyalım. Lahana yemeğimiz bu kadar kaldı. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kocam gibi eve geldi. Karnı çok açtı işte. Lahana yemeği ve pilav vardı şeyde, ocakta. Ben biraz yemek yiyeyim dedi. Pilavı yiyorum, pilav falan. Lahanayı bir açtı, böyle attı. Ben biraz sadece pilav yiyeyim bari. Lahana mı, ıy sirke kokuyor falan dedi. Ondan sonra ben dedim ki bugün yeme ama yarın yemek zorundasın, başka yemek yok dedim. Neyse koydum buna, üzerine de salata koydum. Ben soğuk yemeği seviyorum ya, söylemiştim size. Bir de şöyle bir salatam vardı. Mercimekli, karabuğdaylı, havuçlu falan. Biraz da ondan koydum. Hemen beni aradı yerken. Dedi ki ya bu yemek aşırı iyiymiş. Ya saçma bir şekilde inanılmaz keyif aldım dedi yerken. Ve böyle sabah kendi koydu böyle pırasa yemeği, pırasa diyorum, lahana yemeğine. Ben dedim ki ön yargı işte. Ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamak denderdir bebeğim. Ben o yemeği yaptığımda da muhtemelen böyle olanlarınız olacaktır. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama denemeden bilemezsiniz. Şimdi ben o gün tadım yapamamıştım. Şimdi bir tadalım bakalım gerçekten. Mükemmel mi? Şöyle biraz az koydum çünkü sonra üzerine salata ilave edeceğim. Benim ağzım aşırı sulandı. Daha hiçbir şey yemedim. Saat 4'e giriyor. Çok güzel. Çok. Bence deneyin ya. Güvenin bana ya. Bunun üstü acı yağ da kızdırabilirsiniz. Çok güzel olur. Başlıyorum arkadaşlar. Çok az kaldı. Oy, 3-4 dakikası kaldı airfryer'ın, o yüzden yemeğimize başlayalım. Yağ konusunda yemeğin lezzetli olması adına pinti davranmadım. Daha önceden hazır bulunan kapya ile soğanlarımı ekliyorum. Biraz havuç varmış, bingo. Yemek bol soğanlı olunca çok güzel oluyor. Sarımsak tozu, karabiber, kimyon, kekik, tatlı biber. Ya kafama göre yani, moduma göre. Çok güzel koktu şimdiden. Salçamızı ekleyebiliriz. Şimdi biraz domates püremizden kullanacağız ama devir, ekonomi devri olduğu için salçada koyduğum için hepsini koymayacağım. Şöyle birazcık aldım. Başka yemekler de yaparım. Eskiden hepsini koyardım. Artık sıcak su. Salçamızın kokusu çıktı. Fritözdeki sebzelerimiz. Bunu direkt hani fritöze koymadan kızartabilirsiniz veya normalde koyabilirsiniz ama böyle yapınca tadı çok 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 daha güzel oluyor. Buna güvenin. Ve nohutlarımızı ekliyorum. Sabah haşlamıştım. Domates. Altını kısıyorum. Çok az daha su ekleyeceğim. Of şu yemeğin güzelliği peki. Şaka mı? Loki bile şu an çıldırdı yanında. Yanına pilav. Şimdi bu bütün lezzetler bir araya gelsin diye 10-15 dakika kaynayana kadar, zaten her şey pişmiş vaziyette. Bu kaynayana kadar böyle fokurdasın. Yemeğimiz hazır olacak. Ben de bu sırada mutfağı toplayayım. Yemeğimiz hazır. Şöyle bir karıştırıp
Of, kokuyu anlatamam. Kokuyu anlatamam size. Tabağım bir önceki tabağım olduğu için hafif suluydu. Şöyle tabağımı aldım. Biraz soğumaya bırakıyorum ve sonra tadacağım. Buraya kadar beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve en önemlilerinden biri takip etmeyi unutmayın. Çok sevinirim, yani zorla değil tabii ki de. Takip ederseniz içerikleri daha bir hevesle çekerim. Zaten son zamanlarda desteğinizi çok hissettiğim için neredeyse her gün video çekiyorum. Her dakika yüklemiyorum çünkü haftada bir yükleyince daha çok izlenme fırsatı buluyor videolar. Bir arka arka yüklesem videolar böyle arada kaynıyor. Öyle olsun istemiyorum çünkü bayağı emek verdiğim için ağzım sulandı yine. Yani gerçekten yarım saat 45 dakika önce falan yedim ama yine açım. Şu yemeğin güzelliğine bakın. Aslında tuzu tamam da ben bir tuz bağımlısı olduğum için çok lezzetli olmuş. Yani patatesleri falan önden bir kızartın veya fırınlayın. Sonra tada inanamayacaksınız. Kesinlikle haşlamasından daha güzel oluyor. Yani suyun içinde haşlanması o kadar güzel olmuyor yemekte. Bu şekilde yapınca inanılmaz güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Lokanta usulü diyebiliriz. Harika. Hoşça kalın.